Herkesin bir korkusu var. Ancak bu korkular günlük hayatı çekilmez kıldığında fobiye dönüşür. Uzmanlar 400'ün üzerinde fobi tespit etti. Bunların içinde bakın hangi ilginç korkular var. En büyük korku enflasyon korkusu. Böceklerden. En büyük korku kötü adamlar. Herkesin bir korkusu var. Bu korkunun büyümesiyle fobiler oluşuyor. Fobi aslında bir duruma ya da bir nesneye karşı verdiğimiz aşırı reaksiyon, aşırı derecede yüksek bir korku. Ruhsal bir bozukluk diyebiliriz. Dünya genelinde inanması güç ve oldukça tuhaf fobiler var. Sayılardan korkan da var, herkesin erişmek istediği paradan da. Paradan niye korkayım ya? Paradan kimse korkmaz yani bence. Ne korkacaksın kızım paradan, yok. Sarı renkten tedirgin olanlar da bari gözlerini açmaktan korkan da, uzun kelimeleri görmeye dayanamayan, hatta ergenlerle bir arada olmaktan korkan bile var. Ben de ergenim ama bazılarından korkuyorum, doğru, evet. Evde kardeşimiz de var hani ergen olarak ama biz de ergenlik geçirdik ama yani korkumuz yok çok şükür. Bazı kişiler karar vermekten korkuyor, bazıları da işe gitmekten. Baba parası yemeyi sevenler işe gitmeyi sevmezler, korkarlar. En büyük korkum Allah. Başka bir şey yok. Allah'tan, Allah'ı da sevdiğimiz için korkmamız lazım. Kimi insanlar fobiye karşı fobi edinmiş. Kimisi de aynaya baktığında korkuya kapılıyor. Ben aynada güzelliğimi görüyorum. Niye korkuyorum ki? Korkmam. Hiç de korkmam. Siz korkuyor musunuz baktığınızda? Yok, ben de bak, korkmuyorum. Işıl ışıl gözüküyoruz, gördün mü? Enteresan fobilerden birisi de giysi fobisi. Bu fobiye sahip insanlar dar ve rahatsız kıyafetleri giymekten korkuyorlar. Evet, hiç sevmem ben dar kıyafet giymeyi. Gördüğünüz gibi hiç sevmem. Dar beni rahatsız eder. Böyle rahatsız olurum. İsveç Çalışma Bakanı Paulina Brandberg muz fobisi yaşayanlardan. Muz korkusu o kadar şiddetli ki görmeye bile tahammülü yok. Gerçekten mi? Çok iyi. Çok ilginçmiş. İlk defa duydum. Bazılarında oluyor ya, limonu da gösterdiği zaman korkuyor, panikliyor. Belki geçmişinde travmatik bir deneyimi olmuştur. İşte muzu yerken belki boğaza takıldı. Belki öleceğinden korktu, ölüm korkusu yaşayacağını düşündü ve ondan sonra onları kısıtlamış olabilir. Peki fobilerden kurtulmak mümkün mü? Bir tedavisi var mı? Kesinlikle tedavisi var. Nasıl mesela? İşte korktuğumuz şeyin öncelikle resmine bakabiliriz. İnternetten örümcek yazıyorum, örümceğin resmine bakıyoruz. Sonra yavaş yavaş örümcek videosu açıyoruz. Oyuncaklarını alıyoruz böyle üç boyutlu. En sonunda da gerçek bir örümcekle aynı ortamda yan yana gelebiliyoruz.